Evet arkadaşlar, 29 Ekim yaklaşıyor. Yaklaştıkça tabii ki bu af söylentileri veya haberleri de diyebiliriz, bilmiyorum. Daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Biliyorsunuz Ersan Şen'in bir iddiası vardı bu konuda. 29 Ekim'de veya işte daha öncesinde bir af çıkacağı kesin olduğu. Fakat bunun genel mi yoksa işte özel af mı olacağı, kimleri kapsayacağının bilinmediği şeklinde bir iddiası vardı. Açıklaması denemez buna. Açıklama olması için somut deliller olması lazım. Ama ne diyor? Böyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki çıkacak, kesin çıkacak. Ama diyor genel müdür, özel müdür, kimleri kapsar, kimleri kapsamaz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur, Anayasa Mahkemesi genişletir mi, genişletmez mi bunu bilemeyiz falan diye bir iddiada bulunuyor. Fakat bunu neye dayandırdığını kimse bilmiyor. Hani bir duyum mu var? Böyle bir şey söylemiyor. Çıkacak diyor. Şimdi çıkacak demeyle çıksaydı milyon kere af çıkmıştı zaten. He. Daha önceki videoda da söylemiştim. Bir indirim söz konusu olabilir sadece. O da işte bu nedenleri ne olabilir demiştik. Alelacele çıkartılan yeni düzenlemedeki bir sürü aksaklığın giderilmesi için. Mesela alelacele onu hemen çıkartmaları gerekiyordu. Daha önce çıkartmadılar, neden? Seçim vardı. Seçim sonuçlarında ne tür etkisi olacağını kestiremedikleri için veya kazanıp kazanmayacakları belli olmadığı için bir şey çıkartmadılar veya çıkartamadılar. Daha sonra mecburiyetten dolayı hemen hızlı bir şekilde geçirdiler bunu mecliste. Tamam çıktı ama bir sürü aksaklık var. Biliyorsunuz yani bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Denetimlideki farklı uygulamalar falan filan gibi. Veya şu anda Yargıtay'da dosyası olanların, istinafta dosyası olanların durumu gibi. Yani insanlara hakkını aradığı için, daha önce de demiştim, devlet hakkınızı aradığınız için sizi cezalandırmaz, cezalandıramaz. Böyle bir yasa çıktıysa bunun nedenlerini işte hukukçu geçinenlerin açıklaması lazım demiştik. Kimsenin bir açıklama yaptığı böyle çıktı deyip kenara çekiliverdiler. Olmaz. Ne oldu? Anayasa Mahkemesi'ne bu konuyla ilgili başvuru yapıldı. İnşallah sonucu çıkar çıkmaz ben buradan paylaşacağım. Ama af mevzuna gelince dediğim gibi ya bu aksaklıklar ya bu aksaklıklar demeyin. Bu aksaklıklar bir şekilde düzeltilecek kesinlikle. Bunun yanında açık cezaevlerindeki doluluk oranı öngörülerek, oradaki sıkıntılar öngörülerek belki yine bir indirim yapılabilir bunun yanında. Fakat genel af diye bir şey söz konusu olacağı akılların ucundan geçtiğini bile zannetmiyorum. Genel af diye bir şey olmaz. Çünkü genel af çıkması demek birçok istenmeyen, çıkması istenmeyen unsurun da dışarıda bulunması demek. Bir, PKK'lı teröristler. İki, FETÖ'cüler. Şimdi bunlar dışarıda bulunsun istenmiyor. Ve bazı suç tipleri var. Biliyorsunuz ne diyordu mesela Cumhurbaşkanı? İşte ben adam öldüreni nasıl affedeyim? Benim ona hakkım var mı? Şeklinde. Yani ona bakarsanız devleti dolandıran, vergi kaçıran, vergi kaçırmak demek burada yaşayan 86 milyon kişinin hakkını yemek demek. Devlet bunu nasıl affedebiliyor? Devletin hakkını yemek diye bir şey söz konusu olamaz. Devletten para çalıyorsan benden çalıyorsun demektir. Yani 86 milyon artık 90 milyon her neyse göçmenlerin sayısını da bilmiyoruz. Onları zaten saymak bile istemiyorum. Bu kadar kişinin hakkını yiyorsun demektir. Devlet bir kalemle bunların üstünü çiziveriyor. Vergi usul kanunu ile ilgili bilmem ne yasası çıktı. Adamların hepsi çıkıp gittiler evlerine. Bunu devlet nasıl affedebiliyor? Bunu affedebiliyorsan başka şeyleri de affedebilirsin. Ha, affetmiyorsan bizim literatürümüzde af diye bir şey yok diyorsan hiçbir şeyi affetmeyeceksin o zaman.
Bunun mantığı budur. Ki adalet sisteminin iyi işlediği yerlerde af diye bir şey adamlar görmemiştir böyle bir şey. Çünkü herkese hak ettiği cezayı veriyorsan mesela işte 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 4 bilmem ne böyle bir sistem yok yani. Dünya üzerinde böyle bir şey yok olamaz. Bir adama 6 ay ceza veriyorsan 6 ay yatar. 20 yıl veriyorsan 20 yıl yatar. Sen zaten adamın suçuna göre ceza belirliyorsun. Daha büyük bir suç işlediyse daha büyük ceza veriyorsun. Bir de bunun yatarı yok 4'te 3 olacak. Yok 1 bölü 2 olacak. Öbürü 2 bölü 3 olacak. Adam cezaevine giriyor. Herkes bunu araştırıyor. Kaçta kaç yatacak? Kaçta kaç yatınca şu, kaç oluyor? Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yani böyle çok garip, komik, trajikomik diyeyim bir adalet anlayışımız var. Bunun aslında bunların çözülmesi lazım. Bunların hepsi çözülürse, herkese hak ettiği cezayı verirseniz kimse af diye bir şeyden bahsetmez, bahsedemez. Mesela bu ülkeye neden idam cezası gelmiyor? Çünkü yapılan araştırmalar ne arkadaşlar? Türkiye'de insanların %77'si adalete güvenmiyor. Bu araştırma sonucu. Yani %77'lik bir sıkıntı var ortada. Bu güvensizlik neden doğuyor? İnsanlara hak ettiği ceza verilmiyor. 3 hak ediyorsa 30 yiyen var. 30 hak ediyorsa hiç girmeyen var. Sen bu durumda idam cezasını getirirsen ne olur kardeşim? Hadi diğer cezaları 1 sene, 2 sene veya 3 ay veya 3 gün sonra telafi edebiliyorsun. Ha diyorsun ki ya yanlış karar verilmiş, geri çekiyorsun. Veya tamam adam 2 sene yatıyor, yine hayatına devam ediyor. Yani cezaevinde de yaşıyor yine ama idamın geri dönüşü yok. Yanlış kararı verdin, kalemi kırdın, adam öldü gitti. Ondan sonra oturup ağlamanın kimseye bir faydası yok. İnşallah Ersan Hoca'nın dediği gibi boş konuşacağını zannetmiyorum. Ama bir şeye dayandırmaması da kafa kurcalıyor tabii ki. Ersan Hoca'nın dediği gibi bir indirim, ufak çaplı da olsa bir indirim, bir düzenleme. En başta işte bu Yargıtay'da istinafta cezası olanlar. Veya işte ufak tefek suçlar, ufak tefek birkaç suç nedeniyle 4'te 4 yatanlar. Büyük suçlardan bahsetmiyorum. Yani adam öldürmüş, çıkıyor daha koşulu salıvermesi bitmeden bir tane daha öldürüyor. Veya işte tecavüz ediyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar zaten çıkmasına da gerek yok. Kanıtlanmış hiçbir suçun affedilmesine de gerek yok. Ama ufak demek işte böyle saçma sapan özellikle gençlik çağlarında, cahillik dediğimiz dönemde yapılan işte birkaç suçun 4'te 4 yatırılması gibi bunların önüne geçilmesine yönelik bazı şeyler çıkartılabilir. Denetimli serbestlik olayı düzeltilebilir. Yargıtay istinaf olayından defalarca bahsettiğim gibi bu videoda da tekrar tekrar bahsediyorum. Çünkü şu anda en büyük sorun bu. Denetimli yükümlülüklerinden daha büyük bir sorun. Adam 2000 geçen gün yazmış bir tanesi bir arkadaş. 2011'deki cezam geldi diyor. Bütün haklarım elimden alındı. Şu anda hiçbir şeyden faydalanamıyorum. Cezaevindeyim diyor adam. Açık cezaevinden diyor. Şu anda izne geldim yazdım buraya diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu saçmalık ötesi bir şey ya. Saçmalık bile değil. Saçmalık ötesi. Adam her şeyi yapmış. Cezaevinde yatıyor diye şu anda faydalandırıyorsun. Diğeri ufak bir suçtan 2011'deki bir cezasını onanması nedeniyle şu anda diyorsun ki sen hiçbir şeyden faydalanamazsın. Gel içeride yat kardeşim. Böyle bir şey olmuyor. Bunların hepsinin düzeltilmesine yönelik bir yasa gelecek bence de veya düzenleme diyelim. Gelecek bence de. Fakat ne olacağını göreceğiz. Yani 29 Ekim'de genel af falan kimse beklemesin arkadaşlar. Genel af çıkıyor falan filan diye videolar yayınlıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu izlenmek için insanların yani umutlarıyla artık oynamayın. Hadi içerideki adamların çoğu buna zaten inanmaz da. İnanmak ister. İnanıyormuş gibi görünür. Çoğu inanmaz da. Şimdi dışarıda o kadar mahkum yakını var ya. Küçücük çocuğu olanlar var.
çok zor durumda bulunan eşler var. Maddi sıkıntıları olanlar, manevi sıkıntıları olanlar. Sen bunlara sürekli kardeşim 29 Ekim'de af çıkacak. O bitiyor yılbaşında af çıkacak. O bitiyor 19 Mayıs. O bitiyor Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Ya adamlar ya bu insanlarla oynamayın artık. Af çıkmayınca tamam belli bir süre bunlar umutla yaşıyor. Af çıkmayınca hepsi yani tamamen bütün umutlarını yitiriyorlar. Karalar bağlıyorlar. Siz de ne yapıyorsunuz? 3-5 daha videonuz izleniyor. Ne oluyor kardeşim? Sen ondan para kazanıyorsun. Yani nasıl yiyebiliyorsun bunu ya? Başka bir adamın çoluğunun çocuğunun umudunu çalıp oradan para kazanıp kendi çocuğuna bir şey mi alıyorsun ya? Hani senin çocuğun Nike, Adidas giysin diye öbür taraftaki çocuk sürekli ağlamak zorunda. Lütfen bu genel af, menel af çıkacak bilmem ne bu hikayeleri geçsinler. Ya sizler de böyle videoları izlemeyin. Genel af çıkacak mı? Tamam çıkacak mı? Bu başlığa bak. Altında çıkacak diyorsa sen videoyu direkt kapat ben söyleyeyim sana. Genel af falan çıkmaz kardeşim. Hemen kapatın videoyu. Ama belli bir indirim şu anda işte o yasanın alelacele çıkması nedeniyle belli bir indirim, bir düzenleme gelebilir. Bunun dışında 29 Ekim'de hiç kimse bir şey beklemez. Tekrar dileklerimi söyleyeyim. Hak etmeyen kimse içeri girmesin. Hak eden herkes de dışarı çıksın. Bunun dışında da hiçbir düzenleme yapılmasın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah daha güzel haberlerle, kesin haberlerle buluşmuş oluruz. Kendinize iyi bakın.